Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hep beyan etti. Cevşetefter'in ümmeti selahat edecek ayrıldı. Ümmetin 73 fırkaya ayrılacak. İbn-i Macabis. Küllü filhavi, hepsi cehennemdedir. İlla vahide, biri müstesna. Hepsi de namaz kılıyor, Kabe'ye dönüyor, çok gidiyor. Ama bir de bir müstesna kurtulacak. Bu fıkı ekberdir. En büyük fıkı, itikad meseleleri. Öbür meselelerde farz, vacip, sünnet, müstehap çok önemlidir. Ama önce itikad meseleleri, öğrenecek, o arada fıkıh meseleleri öğrenilecek. Bu da neyle olur? Hadi cihana gidiyorum, hadi oraya, hadi buraya, hadi emrimi marifa gezelim arkadaşlar. İkide bir gezer dolaşırsam, ilim kalır, medrese kalır. Bir kısmı gidecek, bir kısmı duracak. O duranlar, dersleri bitene kadar duracak. Tekamül edecek, hocasından icazet alırsa, sen vaaz edebilirsin, fetva verebilirsin diye icazetten sonra gidebilir. İcazet almadan terk ederse bereketinden mahrum olur. Onun için akaidi fıkhı nasıl anlaması lazım? Nasıl anlayacak? Bunun yolu var. Bunun yolu nereden geçer? Sarftan, nehlden geçer. Sarfı düzgün okumasa, nehli düzgün okumasa, ilmi beyan okumasa, beyan mahani okumasa, bediye okumasa, o zaman bunları anlayamaz. Ayetlere yanlış mana verir. Mecazı bilmez. İstihareyi bilmez, kinayeyi bilmez, bir şey bilmez. Ondan sonra kalkar işte bu Vehhabiler gibi, Efendi Hazretleri der. Bunlar lügat hocasıdır. Ne demek lügat hocası? Kafasız adam. E sen şimdi mani okumazsan, ilmi beyan okumazsan nasıl gideceksin mecazine, istihareyine, kinayeyine? Onun için bu Hoca Efendi, Yusuf Hoca Efendi, Şaban Hoca Efendi'den okumuş, Rasul Hoca Efendi'den de okumuş ama. Şaban Efendi'den daha fazla okumuştur. Ondan sonra bunlar icazetli medrese adamları. Bunların geriden silsileleri var. Bizim de var. Benim ilmim azdır. Yani derme çarpma her işi yarım yamalar. Her işi. Hiçbir iş tamamlayamadan ahirete gibi gideceğim. Ama olsun sevgime bağışlarlar beni. Ve lakin bu adamlar, bu mübarek insanlar bunlar temelden okudular. Senelerini verdiler. Bana Efe Hazretleri çabuk gel dedi işte hemen iki sene belki de için okumuş değilim. Yani işte ne bileyim sonra da okumak çok istedim o zaman. Sadrıdın hocaları duyuyordum. Bayram Ali Öztürk Hoca rahmet bir şey. O gidiyordu onun dersine. O zaman teyip kasetine çekiyorlar. Molla Cami okutuyor. Biz Molla Cami okumuşuz etmişiz ama tabii onların doğrusunu bir Molla Cami okutuyor ki adam şerhlerden, mehlerden yıkılıyorum da. O kaseti getiriyorlar İsmail Han'ın oradaki medrese. Dediğim çok eski, 35 senelik işleri konuşuyorum. Ondan sonra bir dinliyorum biraz, Allah Allah. Tabii biz de okuduk bir şeyler var, güya da okutuyorum da, hoca diyor ya. Bir dinliyorum ki, ulan bu neymiş ya? Falan falan. Heves ettim. Dedim Efendi Hazretleri, bana izin verir misin? Fatih Camii'nde okutuyormuş Sadrettin Hoca. Gitsem onun derslerine ya. Bayram hocalar gidiyor, öbürleri gidiyor. Sana izin yok dedi. Okuduğun yeter sana. Var bir hikmet dedi öyle bana. Ben yoksa izinden doymazdım. Evet, cahilman la eşman. İki aç doymaz. Cahilman ve cahil dünya. Biri ilim açı, biri dünya açı. Ben hakikaten hevesli biriyim. Hala da gece gündüz okumaya çalışırım. Ama izin çıkmadı bana. Yani okuduğun yeter sana dedi. Belki bilmiyorum. Biraz da kafama şey çok okusam sapıttırır mıydım, ne olurdum, Mutezile gibi bilmem ne gibi, akılcı mı olurdum? Evliya Allah bilir şimdi yani, mürşide bulmak lazım. Bazı kere çok ilim de zarar verebilir. İlim esbabı duyandandır evladım. Alaaddin Efendi babamız, ilim de azdıran sebeplerden. İzin verilen yapacak. Şimdi Şaban Efendi hocamız, Yusuf Hüseyin kullarımız, bunlar Efendi Hazretleri bu usulüze izin aldılar. Onun için bunlar bu uzun. Metinler okunuyor, şerhler okunuyor. Liye tefekkahu. Tefekkul, tefeulden geliyor. Burada tekemmüf var. Yani incelik. Elemek, sık dokumak. Derin fıkıh lazım. Derin fıkıh için derin sarf, derin lafif, derin mani, derin beyan. Çünkü neden? O kadar derinleşmesen de bir şey çıkaramazsın. Molla Hüseyin Hazretleri gibi alimler, Efendimiz Molla Kürani gibi onu şeye bağlardı. Yani Efendi Hazretleri artık o Osman Gazi, Orhan Gazi'ye vasiyetleri midir? Öyle hatırlıyorum. Yani Efendi Hazretleri çok o vasiyetlerin üzerine dururdu ki
yani öyle medreseler kur, öyle alimler yetiştir ki ayetten, hadisten fıkıh çıkarabilsinler. Ayetten, hadisten fıkıh çıkarmak içtihat demektir. İçtihat kapısı açıktır. Ama giren yok. Çünkü öyle alim yetişmiyor. Ama demek ki olmayacak bir şey değil. Oğluna ne bahsediyor? Ayetten, hadisten fetva çıkaracak alimler yetiştirecek medreseler kur. E oradan onlardan da Molla Hüsrev'ler çıktı işte. Koca Kıraat'ın usulleri yazdı. E tabi ki Molla Hüsrev, Molla Kıraat'ı tutsan tabi ki bir ilmi kemal etmez. Bir ilmi humam etmez. Ayrı bir şey. Bir ilmi humam etmez ama bir ilmi humamı alsa bir imam zümer etmez. Ayrı bir şey. Hepsini toplasa bir imamı muhalif etmez. Allah. Ayrı bir şey. Ama tabakat var. Tabakat var. Yani bu kolay kolay daha yetişmiyor. Ama Molla Hüsrev'in dediği gibi ne diyor? Neyin edrak tefi, neyin edrak tefi nazli kusuran ve övenen fi beyani il maani fe la tensif bi napsi inne raksi ala mutlâd tevşit-i zemani. Efendim seni okurdu. Yani Miratçı Hüsrev'e çok değer verildi, çok ona. Yani ne diyor orada? İzahlarında bir kusur görürsen, manaları beyanında bir zayıflık görürsen, ibarelerinde bir rekaket, bir düşüklük bulursan benim kusuruma nispet etme. Çünkü benim bu gayretlerim zamanın bana verdiği heves ve teşviğe göredir. Zaman fakir olmuş diyor. Zaman fakir olmuş. Molla Hüsrev Fatih Sultan zamanında bunu derse, şu rezil zaman, şu cehalet zaman, şu bela zamanında bu hoca benden yine yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi gibi bir iş bu. Bu sizin okumanız. Mucizesi. Tabii ki burada en büyük temel Hamdübeli Hazretlerimizin, şeyhimizin, pirimizin en büyük kerametidir. Bu Resulullah'ın mucizesi ise efendinin kerametidir ve haktır. Çünkü böyle zamanda oğlunu çocuğunu bir saat durduramazsın yanında ya. Abi zaman heves vermiyor, şevk vermiyor. Garip zaman. Ama Allah sizi nazardan muhafaza etsin. Allah'a sığındırın. Hasman cukur. Bil hayli hayyum dedi. La yuk ebeda. Ebedi ölmeyecek Allah'a sizi sığındırdı. Hay ve kayyum olan her şeyi ayakta tutan Allah. Bu müesseseyi de ayakta tutsun Allah. Ve defa kankumuzu. Bütün belaları üzerinizden def ettim. Bila havle ve la kuvvete. İlla billahi aleyhi hafı. Kaldırdım diyor hadis-i şerifte. Bu duayı okudum size yani. Bu duayı okudum üzerimize. İşte onun için herkes emri bin arda gitmesin. Herkes cihada gitmesin. Bir kısmı da kalsın otursun, ince ilim yapsın. İnce. Buna 5 sene, 10 sene değer. Değmez mi ya? En ince meslektir, peygamber mesleğidir. 1 senede, 2 senede ne olacak? Hoca mı yetişir? Bana bakmayın siz. 20 ayda icazet almış da ben de öyle olurum. Ya biz emirle gittik, emirle döndük. Yetti dediler, tamam dediler falan neyse. Bu ayrı bir şey. Bazı istisnalar olabilir ama ilmin hakkı uzun zaman ister. Ne diyor Efi? Efi, Muhammed Ağabey Hoca sonra diyor Efi değil onun esası, tahsil etmiş. Esık. Esık, kulak ver sağa kadar. Esık, ne denerler eline? İlla esık dedi. Kulak ver buraya. Altı şey olmadan ilme ulaşamazsın. Zekai, kafan çalışacak. NATO kafa, NATO mermer. Ne yapacaksın? Oku oku. Hiçbir şey yok. Efendim geçirdik. Mutallar da kaydol. Zekan olmasa Allah kabul etsin. Zekası olmayan da tebellik edici Hazreti veren hocalarımız vardı. Ama tabi gitti ona müftü ol demediler. Bereket olsun. Kefenine kurtulursun. İcaz edin. Bu mahkum olsun. Kaman çalışacak. Ve hırsın. Çok isteğin olacak. Ve tuğli zemanin. Uzun zaman ister diyor. Ve bulgatin. Paran olacak yani. Şimdi hocam ekmeğini yemeni sizi temin etmek için adamların ne kadar mücadeleleri var. Biz de biliyoruz bu işleri. Kolay mı bir müessese? Kaç yüz talebe bunda var. Onlar ilgileniyorlar. Ekmeğiniz, peyniriniz gelsin değil mi? İhtiyacım olsa çıkacağım dışarıda dilenme. O zamanlar da alimlere dilenmek zorunda kaldı çok alimler. Çok fakirdiler. Açtılar, susuttular. Çok alimler Allame-i Cihan alanlar diyorlar biz çöplükten topluyorduk açlıktan. Gidiyorduk çöplükten bir şey topluyorduk yiyorduk. İlmi kaçırmayalım diye. Bir ders kaçırmayalım. Bir İmam Ebu Hanife'nin
radıyallahu anh veya düşünün üç geydin dersinde, fakihin dersinde bir dersi kaçırmamak için yola ki biz 10 saat evvel geliyorduk, 20 saat evvel. Ya bazen 10 bin talebe var, 20 bin talebe var onların dersleri. Öyle dersler. Önceden geliyorduk diyor, abdestimizi bozmamak için az yiyecek, az içecek. Efendim biz eğitimle kaç gün idare ediyorduk diyor biz eğitimle. Kaç gün? Neden ki yerimizi kaptırmayalım? Şimdi gibi o problem de yok. Yakın oturalım hani kaçırmayalım. Bu ilince iş kardeşim. Adam 600 tane hadis yazmış. Hadde senayla arada var 3-4 ravi diyelim düşün. 600 tane hadis yazmış. Bir hadis için fizana giderlerdi onlar. Geliyor bir muhaddis zatın yanında. Arada diyor bir eşek vardı diyor. O arada diyor ravinin birini duymadı. Kocaman kalabalık, o kadar dersin içinde hocam bir daha der misin de diyemedim. 600 hadisten hangisine denk geldiğini de sonra unutunca 600 hadisin hiçbirini rivayet edemedik diyor. Acaba diye şüphelendiğim için. Bir eşek vardı diyor, onu 600 hadisin. Bir ravisinde acaba oldu diyor, duyamadım diyor. Bütün rivayetlerini diyor, yani koydu kenara diyor. Tevhi yapamadım. Bu kadar hassas bu iş. Sağa bak, sola bak. Yeğit yat aşağı, derse geç gel. Veleyim olmaz. Veleyim olmaz. Onun için ihtiyaçlarını biri temin edeceksen muhtaç olmayacak. Zaman olacak, uzun okuyacaksın. Beni şahit üstadın en başta. Altıncı şart değil, birinci şart üstad. Hoca, hoca, hoca. Hoca yoktu eskiden ya. Efendim Hazreti anlatırdı ofta. Diyor ki Kur'an okuyabilen kalmamış. Bir kelimede İstestevrişûne Rabbekûn ayeti. Testevrişûne mi? Testevrişûne mi? Şimdi herkes bilir onu. O zaman kaç köye gelecek de şehri sen. Bu kadar cahil vardı kardeşim. Biliyorsunuz o inni dönemleri. E şimdi bu kadar bolluk var kocaman. Yemek var, içmek var, peynir var, zeytin var. Ne arıyorsun lan? Reçel bile vardır sizde, bal da vardır. Ta ne arıyorsunuz kardeşim? Biz de gittik bize nerelere. Babam İstanbul'un en zenginiydi. E biz gittik oralara bize dediler sen yapamazsın. Şusun busun. E yani oralarda da çok imkan yoktu. Hocam Allah razı olsun. Yedirdi içirdi yani. Hakkına gelmem Resul Hocam. Ama merak etmeyin. 30-40 talebe varım. Tabii ki sorun yani. E ben evinde bir şahitli ama sıcak su meselesi, kalorifer zaten yok. Efendim ihtiyaçlar çok. Nerede sen gece gusül lazım olsa sıcak su nerede kardeşim? Teheccüd yetiştireceğiz, sabah namazı yetiştireceğiz. O zaman millet daha evvel hadi yine orada atarsın iki odun falan belki beklersin on yarım saat. E öbür millette orada yok. Buz kesmiş havada dereye gidiyordu lan talebeler hocalar. Buz kesmiş havada dereye gideceksin gusül alma. Millet ne çekmiş kardeşim? Kolay mı için bu? Şu rahat daha var. Cennet alırsın. Onun için kıymetini bilin. Dinde fakih olun ve nüzevû kavmûn dâracavî. Emr-i mâruva giden, diğer işlere giden, esnaf tüccar, akşam size gelirler. Onları da uyarırsın, ayetlerinizi okursun, fetvasını verirsin. Gel, gelip müracaat edenleri de uyarırsın, Allah'tan korkutursun, mahşerden uyarırsın. Ve dâhidem-i yâhderûn. Belki onlar da uyarılara uyarlar da, haramlardan hazer ederler, sakınırlar da, onlar da cennete giderler, siz de cennete gidersiniz. Ondan sonra zenginler anahtarını verirler cenneti. Zenginler ki ben bu İslam'a hizmeti, bu kadar fazileti hocalardan öğrendim. Anahtarı verir hocaya. Şehide verirler, şehitler ki ben şehit olmanın faziletini hocadan öğrendim. Verir anahtarı hocaya. Yani gaziye verseler döner anahtar hocaya. Cennetin anahtarı alimlere nasip olur, bütün kilitleri onların yerleri açar. Onun için Allah nazarına muhafaza buyursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Amin. Ben çok sık gelemedim. Gelemedim, göremiyorum. Kocama söz verdim. Bugün ancak nasip oldu. İnşallah geri zararlı bulur, sohbette oldu peki. Hocam onun durumuna göre, bizim durumumuza göre. Ama siz derslere devam edin, hep ortağınız. Bizim dualarımız sizinle beraber. Biz size hizmetçi oluruz. Biz talebeye hizmet ederiz. Biz ayakkabılarınızın altını yüzünüze sürmemizi atın. Ayakkabılarınızın altını yüzümüze. Alâmin Efendi öyle var. Allah için geldiler. Bak ananı babanı terk etmişsin. Allah için okuyorsun burada. Biz size hürmet ederiz, tazım ederiz. Çok değer veririz biz. Benim oğlum hiçbir şey değil. 4 tane oğlum var.
bir tanesi parmağına değişmem. Değişmem. Çünkü ben o onlar bu yolda değil. Bir tanesi daha küçüktür, sonra inşallah o olur, öbürleri de olur inşallah. Biraz okudular, ettiler, kimisi dikdilenmediniz ama kaykardılar. Bu hocaların çocukları da biraz şey oluyor, aslında oluyor neyse, Allah işte hasine koyuyor. Ama bak siz burada fedakarlık ediyorsunuz, gelmişsiniz. Sizin parmağınıza, tırnağınıza değişmem ya. Onun için sizin değeriniz çok büyük. Biz sizinle yaşıyoruz. Çoluk çocuğumuz hep sizinle Müslüman olacak. Bütün bu ümmet sizinle İslam'ı yaşatacak. Vatanımız böyle korunacak. Onun için çok büyük görevimiz var. Biraz sabredin yavrularım. Biraz sabredin. Sabrın sonu çok büyük. Evrenle öyle umurum yine basar. Lakin asır ol. Ehlam ve asır. Efendim çok oldu mu? İlmin başı soğandan acıdır. Sonu baldan tatlıdır. Ama soğanın da bir lezzeti var. Bazı kere baklamaya değişmez ya. Ekmekle yenir böyle bir soğan. Hafif de tutu olduğu zaman. Hakikaten soğan falan diye ama bunun da çok mutlu kardeşim. Yani başında zorlandık hakikaten. İbadetleri çökene kadar anlamadı ama. Yani bir de çökmeye başladın mı acayip lezzet var. Doyamazsın. Bütün dünyalı verseler ben şimdi. Bir sarfama öyle değiştirmeyeyim. Bir tefsire hadisene hiç değişmem. Hiçbir neden. Anlamaya başladık bir şeyler. Allah ilminizi artırsın, fehminizi artırsın, şuurunuzu artırsın, yardımcılarınızı artırsın, engellerinizi kaldırsın, Allah'ın hocamızı nazarına muhafaza, medresenin nazarına muhafaza, bütün Türkiye'de dünyada yardımcı, bütün yetiştirdiği hocaları medresenin ihya etsin, Allah'ın bana da bu alanınızı beklerim. Allah hepinizden razı olsun. Bu hayırlara vesile olsun, çok hayırlı açılımlar olsun. Medreselerinde daha fütühatlar nasip olsun diye. El Fatiha.